Merhabalar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere il olacak ilçeler konulu bir değerlendirmem olacak. Biliyorsunuz son zamanlarda yine il yapılacak ilçelerle ilgili sosyal medyaya ve ulusal haber kanallarına bazı haberler düştü. Aslında bu 6 ayda bir ısıtılıp servis ediliyor. Benim de yaşadığım Çorlu'da acaba Çorlu il olacak mı söylentileri kulaktan kulağa dolaşıyor. Bana da soruyorlar sen ne düşünüyorsun diye. Ben bununla ilgili birkaç araştırma yaptım. Biraz sonra size onları değerlendireceğim ama yukarıda görüyorsunuz 82, 83, 84, 85, 86 böyle devam ediyor. Araç plakaları. Şimdi herkesin bir hayali var. Acaba 82 plakasını hangi ilçede yaşayan vatandaşlar arabasına takacak? 83, işte Çorlu 82 oluyor. Bakıyorum Tarsus 82 oluyor. Bakıyorum Bandırma var, Bodrum var. Bunlar neden şimdi gündeme geldi? Onu konuşmadan önce şu kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olun ki bundan sonraki bilgilendirmeler alarm zilinde açarsanız anında önünüze düşer. Birçok konuda bilgilenmiş olursunuz. Neden gündeme geldi? Biliyorsunuz bununla ilgili o aracı araştırma şirketinin genel müdürü Mehmet Posteki geçtiğimiz hafta da yanılmıyorsam Twitter sosyal medya hesabından yine bir paylaşım yaptı ve 2023 seçimleri öncesinde bazı ilçelerin il yapılacağı konusunda bir iddiada bulundu. Bunun üzerine tabii bu özellikle il olma hayali kuran ilçelerde yaşayan vatandaşlar, gazeteciler, siyasiler arasında hızla yayıldı. Acaba böyle bir şey olur mu diye. Ben bununla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Size şimdi onları paylaşmak istiyorum. Nüfusu 100 bin üzerindeki bütün ilçelerde yaşayan siyasiler, basın mensupları, vatandaşlar, odalar, sivil toplum kuruluşları İl olmamız gerekiyor. Biz o il olmak istiyoruz diyorlar. Bunu neden diyorlar? Hemen onu söylemek istiyorum. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi merkezi hükümetten Ankara'dan gelen yatırımların maalesef il merkezlerinde takılıp kalması, adil dağıtılmaması. Örnek veriyorum Ankara'dan 5 tane ambulans gönderiliyor. Bunun 2 tanesi, 3 tanesi merkez ilçede kalıyor. Geri kalanı da diyorlar ki dağıtın gitsin. Ya da 30 tane polis memuru atanıyor, hemşire atanıyor, doktor atanıyor. Vilayette bunlar öncelikle il merkezindeki ilçelerde değerlendirildiği için diğer ilçelerde haklı olarak diyor ki bu böyle olmaz, bizim il olmamız lazım, hakkımızı alamıyoruz. Burada en önemli sıkıntılardan birisi bu hakkın adil dağıtılmamasından dolayı, nüfusa göre baz alınmamasından dolayı bu şehirlerde yaşayan insanlar bizim il olmamız gerekir. Biz il olmak istiyoruz diyorlar. Bence de doğru söylüyorlar. Çünkü benim yaşadığım Çorlu'da da buna benzer onlarca sorun var. Mesela bir okul yapılacak. Öncelikle merkez ilçelerdeki, çünkü il Milli Eğitim Müdürü orada, emniyet il emniyet müdürü orada, jandarma il jandarma komutanı orada, vali orada. Herkes yaşadığı şehirdeki sorunları en iyi biliyor. Tabii diğer bir konuda temsiliyette adalet yok. Bunun bir de yerelden Ankara'ya, merkezi hükümete bir geri dönüşü var. Örnek veriyorum, valiler toplantısı yapılıyor. İşte Çorlu'dan kimse yok. Oysa 284 bin kişi yaşıyor. Tekirdağ Merkez Süleyman Tekirdağ valisi bana göre ve bizim yaşadığımız şehirlerdeki insanların algısına göre Tekirdağ valisi sadece Süleyman Paşa'ya hizmet ediyor ve oranın sorunlarını iletiyor. Bu hemen hemen bütün illerde ya da il olmak isteyen ilçelerde sorun aynı. Kaymakamlar toplantısı yapılıyor. Nüfusu işte 10 bin olan kaymakam da Ankara'da bir koltuk işgal ediyor. Nüfusu 300 bin olan kaymakam da Ankara'da bir koltuk işgal ediyor toplantı esnasında. Ya da nüfusu 300 bin olan kaymakama da 10 dakika söz hakkı veriliyor. Nüfusu 10 bin olan kaymakama da 10 dakika söz hakkı veriliyor. Burada temsiliyette de sıkıntı var. Merkezi hükümetten gelecek yatırımların adil paylaşımında da sıkıntı olduğu için insanlar diyorlar ki biz il olmak istiyoruz. Bizim sorunlarımız başka türlü çözülmez. Neden? Hızla büyüyen ilçeler, obez büyüyen ilçeler. Özellikle gene örnek verirsek yaşadığımız şehir Tekirdağ'ın kuzeyinde Çerkezköy, Kapaklı, Ergene ve Çorlu. İşçi ağırlıklı, fabrika ağırlıklı, sanayi ağırlıklı şehirlerin sorunları bambaşka. Yine Tekirdağ'ın güneyinde kalan Süleymanpaşa, Şarköy, Marmara Ereğlisi, Hayrabolu, Malkara, Muratlı. Buralarda ise tarım ve turizm ağırlıklı sahil şehir olduğu için sorunlar bambaşka. Dolayısıyla sorunları aynı olan, sosyoekonomik yapıları aynı olan ilçelerin bir araya gelerek il yapılması
sorunların hızlı çözülmesi konusunda bence çok mantıklı. Dolayısıyla insanlar sorunların çözülebilmesi için il yapılmasını istiyorlar. Bu temsiliyette adalet ve kaynakların dağıtılmasında adalet sağlanmış olsa aslında hiç kimse il statüsüne geçmek bu kadar ısrarcı olmaz. Neden? Bir daha kamu kaynakları makamlarda harcanacak. Yeniden bir valilik makamı, yeniden il müdürleri, yeniden makam arabaları, yeniden makam şoförleri. Dolayısıyla kamu kaynakları heba edilecek. Bazı durumlarda kamu kaynaklarının bir şekilde toplanarak merkezden yönetilmesi çok mantıklıyken bazı durumlarda da o dağıtımı adil yapamadığınız için muhakkak daha iyi kontrolün sağlanması, daha iyi yatırımların yapılması, sorunların daha iyi aktarılması için şuradan örnek vereyim. Mesela askeriyede her 10 kişi erin başında bir onbaşı vardır. Her takımın bir çavuşu vardır, takım komutanı vardır. 4 takımdan bir tane bölük olur. Bölüğün bölük komutanı vardır. Gene bölükler birleşir, tabur olur. Taburlar birleşir, ne bileyim işte alay olur. Yani şuraya gelmek istiyorum. Nüfus arttıkça, sayı arttıkça yönetim şeklinin de bir şekilde ona paralel bir şekilde büyümesi gerekiyor. Şey gibi de bunu düşünebiliriz. Yani çocuk büyüyor, evden ayrılıyor, yeni bir ev açıyor, yeni bir hane açıyor. Dolayısıyla yönetimi değişiyor. Biz de sorunlarımızın çözülmesi için, özellikle benim yaşadığım Çorlu gibi, Türkiye'de birçok ilçe var. Sorunların çözülmesi, yatırımların adil paylaşılması, temsiliyette de adaletin sağlanması için başta bunu bir söyleyelim. Biz il olmak istiyoruz. Keşke bu yatırımlar adil dağıtılsa, zaten hiç kimse böyle bir şey istemez. Şimdi girelim konuya. Çorlu il olabilir mi ya da buna benzer ilçeler bu önümüzdeki süreçte il olur mu olamaz mı? Ben bununla ilgili AK Parti bölge milletvekillerimizle kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki sayın vekilim son zamanlarda tabii seçim de yaklaşıyor, 6 ay kaldı 2023 genel seçimlerine. Acaba AK Parti hükümetinin yeni bir vaati olabilir mi? Acaba böyle ilçelerin il yapılmasıyla ilgili bir çalışma var mı diye sordum ama milletvekillerimizden aldığım cevap maalesef böyle bir çalışmanın olmadığı, AK Parti genel merkezinde biliyorsunuz sonuçta demokrasilerde devleti siyasi partiler yönetir. Devletimizi şu anda vatandaşın vermiş olduğu yetkiyle yöneten AK Parti genel merkezinde il yapılacak ilçelerle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi. Ben yaptığım araştırmada internette şöyle bir sonuç gördüm. 23 Nisan 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin internet sayfasında bir haber var. Bu haber AK Parti Genel Merkezi'nde o tarihlerde biliyorsunuz 30 tane ilde büyükşehir sistemiyle geri kalan 51 ilinde büyükşehir statüsüne kavuşturulmasıyla ilgili AK Parti Genel Merkezi'nde 2021 yılında bir çalışma yapılmış. Milletvekilimiz bunu teyit etti. Evet, o zaman öyle bir çalışma yapıldı ama olduğu gibi rafta kaldı dedi. Bunu neden söylüyorum? Şimdi özellikle Çorlu'nun ya da büyükşehir yönetim sisteminde bulunan ilçelerin il olmaları birazcık daha zor. Örnek veriyorum Tekirdağ. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 100 bin. Çorlu'da Tekirdağ'a bağlı. Çorlu il olabilir mi? Bu durumda il olma durumu çok zor. Neden? Çünkü büyükşehir statüsüne geçebilmek için nüfusun 750 bin ve üzerinde olması gerekiyor idi. 13 büyükşehir belediyesi daha oluşturuldu 2012 yılında. O zaman kanun dedi ki 750 bin ve üzerinde nüfusu olan yerler büyükşehir olur diye. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 100 bin olduğuna göre, 2 tane 750 binlik bu kanuna göre ilçe olmadığına göre, toplam nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olmadığına göre, Çorlu'nun bu kanun dururken il yapılması biraz zor gözüküyor. Tabii buna benzer birçok büyükşehir altında bulunan ilçeler var. Buraların il yapılması o kanun dururken biraz zor. Ama tabii şu arkamda gördüğünüz çalışma eğer, nüfusa bakılmaksızın bütün 81 il tamamı büyükşehir statüsüne geçerse o zaman nüfus baremi ortadan kalkıyor. Yani bugün örnek verirsek işte Lüleburgaz'ın da il yapılmasıyla ilgili gündemde konuşmalar var, söylemler var. Yani Kırklareli bir il, Lüleburgaz bir il olma ihtimali daha kuvvetle muhtemel. Yine aynı şekilde Edirne, Keşan. Hem coğrafi mesafesi çok uzak, hem Keşan'ın nüfusu büyüdü, sorunları büyüdü. Orada Edirne büyükşehir olmadığı için, 750 binlik bir barem olmadığı için Keşan'ın il olma ihtimali Çorlu'ya göre şu anki şartlarda daha kolay.
Ama bu arkamda görmüş olduğunuz çalışma kanunlaşırsa, 81 il büyükşehir statüsüne geçerse o zaman işte Çorlu'nun da il olma ihtimali yükseliyor. Hatta şöyle söylem de var, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil 26 Kasım tarihinde köşesinde şöyle bir haber yapmıştı. Hemen arkada görüyorsunuz fotoğrafını. İlla il olacak. Tabi Sayın Özdil burada Aydın Nazilli Belediyesi'ni eleştirisel bir yazısı var. Oradaki olay neydi? Nazilli Belediye Başkanı 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle belediye başkanı olmuştu. Ama geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye geçmesi tabii ki Cumhuriyet Halk Partili kesimlerde tepkilere neden oldu. Buradan Sayın Özdil'in köşe yazısının devamında Nazilli Belediyesi'ne ya da Nazilli'ye AK Parti hükümeti tarafından Nazilli ilçesinin il yapılma vaadi verildiği ve bunun sonucunda Nazilli Belediyesi'nin AK Parti'ye geçtiği konusunda bir köşe yazısı var. Tabii Sayın Özdil köşe yazısının devamında AK Parti hükümetinin 2023 yılı seçimleri öncesinde Türkiye'deki il sayısını 100'e çıkartacağını, yaklaşık 20 civarında ilçenin il yapılacağı konusunda da bir seçim vaadi olduğu konusunda bir ön bilgisi var ya da böyle bir iddiası var. Yani işin sonucu şimdi diyeceksiniz ki Ercan Kılıçlı sonuca gel, Çorlu il oluyor mu olmuyor mu? Burada iki tane kriter var. 750 binlik barem ortadan kalkarsa Çorlu'nun il olma ihtimali yüksek. Bunu da neye göre söylüyorum? Sonuçta iş siyasetçilerin vereceği kararla netleşecek. AK Parti hükümeti de 2023 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısını arttırmak için çeşitli simülasyonlar yapıyor. Eğer Tekirdağ'ı ikiye bölüp bir tarafta Çorlu, Çerkezköy, Ergene, diğer tarafta Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Hayrabolu böyle bir ikiye bölünme ki coğrafi olarak da zaten böyle gözüküyor. Buradaki simülasyon sonuçlarında AK Parti kaç milletvekili çıkarabiliyor? 2023 seçimlerinde seçim sisteminde de bazı değişiklikler yapıldı. Artık oylar en çok oy olan partiye yazılacak. Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda sadece Çorlu için değil Çorlu'ya benzer 20 civarında ilçe var. Burada yapılacak simülasyon çalışmaları sonucunda yani eğer AK Parti daha fazla milletvekili çıkaracağını öngörürse benim tahminime göre 2023 seçimleri öncesinde birçok ilçede olduğu gibi Çorlu'da da il olma ihtimali yüksek. Yani hani bir söz var ya o sene bu sene zaten bu önümüzdeki 2-3 ay içinde böyle bir çalışma yapılırsa bunun sonuçları eğer AK Parti'ye yarıyorsa AK Parti siyasetçileri bu konuda her türlü tedbiri alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısını arttırmak için eğer Türkiye'de il sayısının 100 yapılması gerekiyorsa 100 ili yapar. Keşke yatırımlarda adalet sağlansa, temsiliyette adalet sağlansa aslında bu kadar il, bu kadar vali, bu kadar il müdürü, bu kadar makam arabası, bu kadar makam odası, bunlar kamu kaynaklarının boşa harcanması. Ama maalesef bu adalet tam sağlanamadığı için Türkiye'de nüfusu hızla artan ilçelerdeki yaşayan vatandaşlar, siyasetçiler, basın mensupları, şehrin önde gelenleri sorunların çözülmesinin tek sonucunun il olmaktan geçtiğini biliyorlar ve dolayısıyla il olmak istiyoruz diyorlar. Bakalım göreceğiz önümüzdeki süreçte nasıl değerlendirilecek. Yayın içinde söylediğim gibi o sene bu sene eğer Çorlu başta olmak üzere birçok ilçe il olacaksa bu önümüzdeki süreçte olacak. Olmayacaksa bir başka bahara kalacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşumdur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.